Aşklarım, hepinize merhaba. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Evet, biliyorsunuz ki Netflix'in Scriptic adlı uygulamanın ikinci oyununu oynuyorduk. Unmasked isimli oyununu. Bugün üçüncü bölümünü oynayacağım. Çok heyecanlı bir yerde kalmıştı. Yorum okumamaya çalışıyorum elimden geldiğince ama birkaç kişinin üçüncü bölümde şok olacaksın. Çünkü her şey aslında şimdi başlıyor gibi birkaç şeyini gördüm. O yüzden inanılmaz meraklı ve heyecanlı bir şekilde bu bölüme başlayacağım. O yüzden sizi çok fazla bekletmeden direkt bence gireyim diyorum. This is police brutality at its clearest. So I can't ask out whoever I want to just because of my circumstances. I don't think so, right? Suspend Murphy now. All of a sudden, you're labeled as a predator. Ruin your life. No one's saying you can't talk to women. There's a time and a place. I literally don't give a fuck about the police officer. Can we concentrate on finding the murderer? Am I missing something? This policeman hasn't done anything. Biliyorsunuz ki en son polis memuru saçma sapan bir şekilde bu. Diğer OnlyFans şeylerinden bir tanesine mesaj atmıştı ve orada bitirmiştik. Şimdi onun sorguya alınıyor. Ve adam yazmış ki açıklaması aşırı iyiydi yani. Kurumuna dolayı bir kadına yazamaz mıyım şeklinde bir açıklamada bulundu. İnanılmaz gerçek. Memur Daniel Murphy de odada ve şu an ona şunu söylemek istiyorum. Ne halt yedin sen? Çizgi yaşlı ne geçiyordu aklından? Bella Rose aranda ne geçti? Ya benim seçtiğim şey ne geçiyordu aklından? Mesajda çıkan şey önemli bir tanığa bu şekilde teklifte bulunmanın uygun olduğunu mu düşündün? Alaka deyince de tamam bunu seçiyorum. Murphy diyor ki hiçbir şey patron. Bella Hanım'a yalancı mı diyorsun? Çünkü şu anda kanıtını veriyor. Gerçeği söylemeye başlasan iyi edersin. Murphy zaten gerçeği söylüyorum efendim. Murphy kaşları çatık bir şekilde sana bakıyor, iç çekiyor. Murphy dışarıda bir şeyler içmeye davet etmek için mesaj gönderdim. Bir anlığına mantığım durdu. Öyle olmuş. İşte sen bile davaya daha içli dışı hale gelemezdin. Suçsuz şuş. Ortadaki çok iyi yani. Kadının evinde panik alarmları kurdu Murphy. İşte sen bile davaya daha içli dışı hale gelemezdin. Dur. Aa, bunu diyeceğim abi. Hani saçma sapan ya bize güveni de sarsıyor. Benim işimi de engelleyecek yani. Chatelaine diyor ki bir tanıkla arkadaşlık kurmanın davranış kurallarımıza aykırı olduğunu gayet iyi biliyorsun. Bundan dolayı seni görevden uzaklaştırıyorum. Haklı bu arada. Aleyhine soruşturma açılacak. Biri kapıyı tıklatıyor. Müdür Fowler giriyor. Gülümseyerek elini Chatelaine'e uzatıyor. Müdür Fowler, baş dedektif Chatelaine. Chatelaine şaşkın bir şekilde Fowler'ın elini sıkıyor. Sizi gördüğüme sevindim Müdür Fowler. Fowler Murphy'ye gözlerini kısarak bakıyor. Murphy gergin yutkunuyor ve mahcup bir şekilde gülümsüyor. William amca. Chatelaine kaşlarını kaldırıyor. Aa amcası mı? Baş dedektif Chatelaine, sıkı çalışmanız için ne kadar teşekkür etsem azdır. Amcası olduğu için muhtemelen buna bir ayrımcılık geçilecek gibi hissediyorum. Memur Murphy'nin dersini aldığı konusunda hemfikir olduğumuzu düşünüyorum. Chatelaine dikkatle ona bakıyor. Umarım öyledir efendim. Davranış kuralları gereğince onun pozisyonundan uzaklaştırdım. Fowler neşeyle gülümsüyor. Ah buna gerek olduğunu sanmıyorum. Aynen amcası şimdi devreye giriyor. Memur Murphy hata yaptığını anladı. Fowler gülümsemesinin ardından ters ters Murphy'ye bakıyor. Bu davranışın tekrarlanmayacağından eminim. Murphy başıyla gergin bir şekilde onaylıyor. Davranış kuralları gayet açık. Olayın ciddiyetini farkında mısınız? Başka söze gerek yok. Abi bu önemli bir kararmış şu an benim yaptığım. Üzgünüm bunu söyleyeceğim ama yani şu an affedemem onu. Çünkü basına da yansırsa bu daha da güvensiz bir ortam oluşturulacak yani. Müdür Fowler diyor ki gel Murphy ofisinde görüşeceğiz. Murphy emin olmayan gözlerle sana bakıyor. Fowler işaret ediyor. Marş marş. Murphy ayağa kalkıyor ve müdürü takip ederek odadan çıkıyor. Chatelaine sana bakıyor. Nereye gidiyor bunlar ya? Ya ne yapmak lazım bilmiyorum ki. Bir şey yapmasını söyleyeceğim şu anda. Ya mahvetti çünkü tüm bu haberlere rezil olduk yani. Müdür o yakışıklı. Al işte ben söylemeden o yaptı zaten. Elimden bir şey gelmez. Neyse bana kalmadı ya. Hani benim üstüme kalmasın da ne olursa olsun. Davaya odaklanalım. Sen Sophie ile konuş. Ben de Murphy'nin yeni birini bulmaya çalışayım dedi. Anuşka arıyor bu. Şey değil miydi ya? Bir gazeteden muhabir. Hello, is that the lead detective on the Gemma Dream case? Evet. This is Anushka from BBO News. I'm calling about the recent allegations made against your colleague, PC Daniel Murphy, who propositioned Bella Rose, a key witness in your case. Care to comment? Ben burada üzgünüm ama yanlış bir şey yaptığını söyleyeceğim halka. Okay. Thank you for your time. Tek bir cümlem için mi şey yaptım? Bir tane cümle söyledim tamam deyip kapattı yani. Sen de ne gazetecisin ama kardeşim ya. Neyse şimdi sohbete giriyorum. Adli tıp. Cesedin teşhisinde gelişme var mı? Gemma'nın gerçek adını bilmek çok işinize gelirdi. Gemma da diyebiliriz. Sahibi Murphy'nin yerine geçebilecek biri var mı? İyi de gitmedi ki Murphy tam olarak. Gitti mi gitmedi mi anlamadım ki ben. Mükemmel zamanlama yakışık. Uzman dedektif Sarah Sayer sohbete eklendi. Seni uzman dedektif Sarah
Sayer'la tanıştırayım. Tanıştığınızda memnun oldum. Polis uygusuz davranışı akabinde Bella Rose'u okuyamadım. Sen de nereden çıktın? Bu mesaj ne abi? Ben de diyorum tamam çok konuşma adli tıp. Açıkçası yakışıklı her şeyi denedim. Cesede adının ne olduğunu sormayı bile oraya kadar. Bu gerizekalı Vikram'la aramı düzeltme olaylara biraz gidiyorum. Açıkçası bir tık burada yumuşadım kendisine karşı. Tavazını seviyorum. Etrafça düşünüyorsun böyle de asla o kadar da değil yani. Yani hiç şu an seninle şaka yapacak durumda değilim. Ay kapattım yanlışlıkla. Evet, uzman direktif Sayer Essex'te sahada çalışıyor. Melek operasyonunu yönetiyor. Savunmasız kişilerin internete güvenliğini sağlamak için yeni önlemler alan bir girişim. Uzmanlığını göz önünde bulundurunca ekibimizde yer alması mükemmel olur diye düşündüm. Essex polisi de onun ödünç almama izin verdi. Harika, dava hakkında düşünceleri öğrenmeyi çok istedim dedektif. Hiç umurumda bile değildi, neyse. Tamam dedik, buna bir şey yok zaten. Gemma'nın ailesini, pardon Gemma'nın ailesi dahil herhangi bir ipucunuz var. Benim doğru söyleyip yanlışa çevirme. Yok. Gemma'nın engellediği konumlara polis memuru yerleştirmeyi denediniz mi? Engellediği konumlara derken? Engellediği konum ne ya? Konum engelleme işlevi, Olmenfels içerik üreticilerinin belirli konumları engellemesine imkan tanır. Yani örneğin, ha ben Garfield'lı bir influencer olsaydım, arkadaşlarım ve ailemin içeriğimi görmesini önlemek için bütün Garfield'ı engellemeyi tercih edebilirdim. Ha böyle bir şey var mı gerçek hayatta? Bence yok bu arada. Şu an oyuna özel bir şey olduğunu düşünüyorum. Güney Galler'i tamamen bile engelleyebilirdim. Gemma'nın ne kadar popüler olduğunu göz önünde bulundurursak hiçbir şeyi engellememişse şaşırırım. İyi düşünün, sanki sen bir daha iyisin. Daha önce bakmadığımıza inanamıyorum. İyi düşündün. Bakayım. Tamam. Çok da övmeye gerek yok. Normalde çok överim de insanları gerçek hayatta. Burada yapmıyorum niyeyse. Konum engelleme işlevi Gemma Olmenfels uygulamasında ayarlarda olmalı. Sağ üst köşede. Benim hesap kapandı ki adam geri açmadıysa. Tamam. Giriyorum. Yes! Chirper geldi. Twitter uygulamamız da geldi bu arada. Olmenfels Messenger, Olmenfels iki tane şey var. Buna bir gireyim. Bu zaten geçen şeyde okuduğumuz mesajlar. Orada bir şey yok. Olmenfels hesabı geri açılmış. Çok şükür. Şu kısma tıklıyorum. Konum engelleme burada. Engellediğiniz kurumlar burada görülür. Engellediğiniz bölgelerdeki kullanıcı içeriklerinizi göremez. Edinburgh'da. Tamam ve Shropshire engellenmiş. Tamam iki tane var. Tamam kapa. Şimdi ben onlara bir haber vereyim bunu. Sana bir şey yakaladı. Gemma'nın hesabından engellenmiş. Bu arada atlet tıpa yazabiliyorum gibi gözüküyor ve yazamıyorum. Sinir oluyorum şu an. İyi bulmuşsunuz. Araştırabilir misin? Sera bundan sonra ne yapacağız? İki konuda hemen bir ekip gönder. Bağlantıları araştırsın. Tabii. Acaba direkt mi birini gönderseydim? Bir yarışma olsa haber veririm. Tamam. Telefona geri giriyorum. Şu Twitter'a biraz bakalım. Sesi kapat ya. Midem bulandı ya. Murphy'yi hemen uzaklaştırın. Var. Daniel Murphy'nin uzaklaştırılması lazım. Sonra sınırla saygı duymayı öğrenmesi. Erkekler kadınlara çıkma teklifi edebilir bu. Aptal oyundaki Twitter'da bile bizim Türkçe tweetlerin yabancı versiyonları. Murphy bana istediği zaman içki ısmarlayabilir, çocuk taşıyor. Bu da benim tweet muhtemelen bu arada. Murphy'ye DM atıp geliyorum. Bella Rose resmen internette para için kendini... Tanrım teşekkür etmesi lazım. Kadın iğrenç. Adam alt tarafa iltifat etmiş. Tanrı aşkına bugünlerde kızına hiçbir şey söylenmiyor. Oha. Bu arada bu gerçek bir internet biliyor musunuz? Yani gerçek bir olay olsa aynı bu yorumlar olurdu. Hani karışık bir şekilde. Bir de neden polise güvenmediğimizi merak ediyorlar. Yok artık. Pardon ama ne diye önemsiz bir polis memurundan bahsediyoruz. Ortada bir katil var. Polisin işlerini yapmasını ve Gemma Dream'i öldüren şerefsini bulmasını beklerken ben... hiç uygunsuz bir DM aldınız mı? Makalemde yer almak için benimle iletişime geçin. Ay bunların hiçbirine basılmıyor bu arada. Çalma listesi var. Abi ben hiçbir şey yapamıyorum. Şu an kala kaldım böyle. Ay heh. İstihbarata yazabiliyorum. Pardon, Sof Murphy'nin 7 hatta uğraşıyordum. Yeni bir şey buldun mu? Evet aslında çok var. Bak yine ben sormadan hiçbir şey söylemiyor. Allah'ım bu kadın benim var ya ölümüm olacak. Muhtemelen görmüşsünüz Gemma Olmenfels'ini geri açtırdık. Senden 36 saat önce gördüm yani o kadar söyleyeyim. Chipper uygulamasının kilidini açtım. Allah razı olsun. Çok sağ ol. Senin de güzelce söylediğin gibi sıradaki boktan olay için bir adım önde olmamızın faydası olur diye düşündüm. Çok iyi, başka bir şey var mı? Tamam hadi konuşma çok. Gemma Dream'in videolarını bulmak için internete dedik dedik ediyordum ya. Hangi videolarını ya? Çoğu Olmenfels hesabından sızdırılmış. Ama hesabından alınmamış videolar da var. Aa başka yerden videolar. Özel videolar.
Gemma'nın tanıdığı birinin paylaştığını düşünüyorum. Onun erişimi olan biri. Bir şey söyleyeceğim. Ya da özel olarak video yolluyor bu insanlara abi. O videolardan bir tanesi de olabilir. Biri yaymıştı bana böyle video attı diye, ne bileyim. Erkek arkadaşı belki çok iyi buldum. Videoları nerede buldun? Hesabını almamış videoları nereden buldun? Pornbox'ta. Pornografik paylaşım sitesi. Bu isimleri değiştirmelerine bayılıyorum. Sohbetin hatırına Pornbox'ı bilmediğini varsayacağım. İçinden bir ses Gemma'nın bu videoların paylaşılmasını istemediğini söylüyor. Olmayan fense içerik üretiyor. İntikam. Sence tamam, bakalım ne bulmuşsun. Onun yorumu çok umurumda değil yani. Bir atsın da bakayım, ben değerlendiririm. Hem kendim bana fikir sorulup benim üstüme sorumluluk yüklenince nefret ediyorum. Hem de biri kendi fikrini söylemeye kalkınca sinirleniyorum. Tamam, linkini atıyorum. Bakalım bir şey bulabilecek misin? Gerçekten girecek miyim ben şu anda bu siteye? Video adı muhtemelen Craig olan bir kullanıcı tarafından paylaşılmış. Video muhtemelen adı Earl olan bir kullanıcı tarafından paylaşılmış. Çünkü gebertecek seni Earl demiş. Neyse dur bir videoyu izleyelim. Videoda bir şey yok. Şu gördüğünüz görselin 3 saniyelik hali yani. Bir tek ses duyuyoruz. Başka bir şey yok. Sahilde esmer videosunu izleyebilir miyim? Aa, Pornbox engelli, videoya giremiyor. Bağlantının süresi dolmuş. Neyse şunu söyleyeyim. Yorumlara baksana, sanırım gizemli kullanıcımızın adı ya Craig ya da Earl. Dedim. İyi iş. Bakalım bir şey bulabilecek miyim? Gerizekalı. Bana attığı linkin aşağısındaki yorumlara baksaydı o da görürdü. Ben, bana atıyor linki, ben oradaki yorumlarda ona söylüyorum yani. İyi iş, onu buldum. Craig Earl. Nasıl buldun ya? Nasıl bulabilirsin? Sen kadının şeyini olmayan felsefe kadar bulup adını soyadını bulamayan sen bir yorumdaki hesap adından adamın kim olduğunu buldun. Ya mümkün değil ya. Ama tam yakışıklı. Craig'in face page'ine bir bak. Face page ne, Facebook? Ölerek Sound Fan FC. Craig Earl artık ilişkide değil. Sevgilisinden yeni ayrılmış. Douglas'ta birkaç içki var. Craig'in ilişkisi iyi bitmemiş. Rüyum sağlayamamaya da kaşar kara takılmaktan ucuz. Ne? Birinci senemi seni seviyorum. Aa, kız! Kızın suratı. Aa! Niye peki kız? Ya şimdi bu kadar saçma ki, dünyanın en şeyi olarak peruk takıyorsun tanınmamak için, maske takıyorsun, sevgilinle maskesi fotoğraf yayınlıyorsun ama peruk takıyorsun. Bu ne saçmalık ya? Sonu güzel olmamış kanka, onun da sonu iyi olmadı ama bilmem ne. Allah Allah. Bir de videosunu yayınlıyor. Gemma'yı, galiba Gemma'yı bulduk, maskesi Salih olması muhtemelen. Bu arada çok benzetemedim, onu da söyleyeyim. Yüzü niyeyse çok benzemiyordu videodakine sanki, ya da ben biraz abartıyorum şu an. Carly Wills. Gemma'nın gerçek adı Josie Donaldson değil. Bir şey diyeceğim. Carly Wills anasını satayım. Peki bir şey söyleyeceğim. Niye bu kız gerçek adını soyadını eski sevgilisine, düzgün çocuğa söylemiyor da buna söylüyor yani? Arkada da maskesi varmış işte. Başardık, Sophie Gemma'nın kimliğini bulduk. Abi bir şey değil mi? Bu işi Sophie halletti. Sophie oradaki Pornbox'taki videoyu bulmasaydı çıkmayacaktı. Ben hiçbir şey yapmadım yani şu an. Facebook'un da o buldu yani. Aman tanrım, adını sisteme girdim, kızı tanıyormuşuz. Ne? Nasıl tanıyormuşuz? Hiçbir şey... Hiçbir şey de konusunda yardım etmemeleri çok iyi. Sıfır umurlarındaymış yani. Polise intikam ihbar etmiş. Gerçek adını bunca zamandır biliyormuşuz. Craig'e hemen sorgulamamız lazım. Bunu mu sorgulayacağım şu an? Hadi hemen, hemen. Shutter'sa söyle, ilgilensin. Gemma'nın kimliğini sonunda bulduğumuza inanamıyorum. Tamam. Bir şeyde yardım et sen. Ya şimdi hakkını yemeyeyim, her şeyi o yaptı ya. İkisi de aynı mesaj bu arada. Carly Wills, Gemma Dream'in gerçek adı Carly Wills'mış. Seni öpebilirim yakışıklı. Yemin ederim ben hiçbir şey yapmadım. Tanrım lütfen öpme. Öpücüğü kendine saklı. Saklanması gereken biri var. Ben de seni şatırlansın. Dışarı diyeceğim. Hallediyorum. Dedektif Sayer Craig'in evi için arama izni çıkartalım. Hemen. Tamamdır patron. İyi atlıyorum. Craig'i getirdim, minibüste sinir atıyor. O ne demek ya? Bitince birinci sorgu odasını alırız. Arama nasıl gidiyor Sayer? Bir şey buldun mu? Sayer. Şu an dairedeyiz. Şimdi yedek sadece biraz ot bulduk. Ha, girmişler içeri. Heyecanlandıracak bir şey değil. Ah, bekle, az önce şunları bulduk. Bıçak gibi bir şey bu ya.
Tıraş bıçağıymış. Atlı tıpa gönderelim hemen. Craig sorguya hazır. Tamam hadi 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 gidelim hadi. Kurtulmaya çalışması izlemek isterdim. Sen gelmiyor musun? Sen gelmeyecek misin? Sen de o sırada şey yap. Vikram. Craig'in evinden çıkan bıçakları bir incele. Amanın! Korkutucular değil mi? Bu hemen ilgileniyorum dedi. Hani senden bir şey alıp mı gitsem? Öğleden sonra çıkar diyor. Tamam neyse ben sorguya gireyim. Direkt bu arada. Bak ne duydunuz bilmiyorum ama ben hiçbir şey yapmadım. Shutterland onu süzüyor. Abi bu kadar bir şey yapmış bir insanın söyleyeceği daha farklı bir cümle olamaz abi. Shutterland ben de memnun oldum. Shutterland, Craig. Shutterland oturuyor. Kayıt tuşuna basıyor. Bu görüşme London Yard'da kaydedilmektedir. Bla bla. Adını sonra söyler misin Craig? Hiçbir şey yapmadığımı söyledim. Craig yumruğunu masaya vuruyor. Shutterland öne eğiliyor. Usulca konuşuyor. İki seçeneğin var Craig. İş birliği yapabilirsin. İşimizi hemen hallederiz. Ya da geceyi hücrede geçirirsin. Ben de bir ihtimal yarın tekrar denerim. Craig Shutterland'e dik dik bakıyor. Kollarını kavuşturup sandalyesinin arkaya yaslanıyor. İyi. Adım Craig alay edercesine gülüyor. Craig. Earl. Doğum tarihim 5 Mayıs 1993. Şimdi ne oluyor anlatın bakalım. O bizi sorguya şey yapıyor gibi, çekiyor gibi. Eski sevgilin hakkında konuşmamız lazım dedim. Craig kafası karışmış bir halde sana bakıyor. Carly mi? Kızgın bir şekilde kafasını sallıyor. Yine ne diyor? Abi niye öldüğünden haberi yok gibi konuşuyor? Yemin ederim ağzından çıkan hiçbir şeyi ciddiye almayın. Kafayı yemiş. Yani öldüğünden haberi yokmuş gibi mi davranacak yani? Shutterland sana kaşlarını çatıyor. Craig. Kyle'nin Gemma Dream olduğunu biliyoruz. Craig şaşkına dönüyor. Craig gülmeye başlıyor. Hayır değil. Sen bak benzemiyor dedim ya ben. Rüyasında görür. Shutterland kafası karışık bir şekilde sana bakıyor. Paylaştığım videoyu gördük. Maskesi, saç, elbisesi aynı ne demek değil. Hangi hepsi? Şey mi diyecek, ona benzetmeye çalışıyorum ben Carly'yi mi diyecek. Maskeyi şakasını aldım. Craig kafasını sallıyor. Abi yine mi değil ya? Sakinleşme ne dersin dostum? Bir arkadaşım da böyle yaptı. Parıltılı elbiseden onda da olduğunu fark etti. Benzediklerini söyledi. Ben de tanıdığım bir herife maskenin çakmasını yaptırdım. Adı Dino. Böyle zamazingolardan anlar. Abi şu anda Carly'yi buraya getirmediğini sürece inanmayacağım. Hep bir boklar yapar. Shutterland kafasını sallıyor. Bir saniye yani bana diyorsun ki Gemma Dream'in içerikleri sızdırılmış ve bu sadece tesadüf. Sen de ona birebir benzeyen bir kadının videosunu paylaşıverdin yani öyle mi? Craig sırıtıyor. Sadece tesadüf demezdim dedektif. Hayır. Fırsatı kaçırmam. Şöyle ki Carly ile ben pek iyi ayrılmadık. Kafasını sallıyor. Adamın iyisini anlamıyordu. Benden daha iyisini bulamayacağını söyledim. Ama bu kızları bilirsin. Elimde bu videosu vardı işte. Sonra bu Gemma Dream olayı patlayınca Craig sırıtarak omuz silkiyor. Eğlenmek için fırsat doğdu. Pislik ya. İğrenç bir adamsın bu ara. Rezalet bir adamsın. Kaşını çatıyor ve elini uzatıyor. Yanlış anlama. Şu Gemma denen kıza olanlar korkunç. Ona saygısızlık etmek istemem. Bütün bunlar cesedi bulunmadan önce oldu. Craig yapılır mı lan bu? Carly'yi Gemma diye yutturmaya mı çalıştın? Çok doğru bir tepki. Ah hadi ama müthişti. Shutterland zavallı kadının hayatını mahvedebilirim derdi de amacı da o zaten bu arada. Craig alaycı bir şekilde gülüyor. Bir sal ya. Gemma Dream olmadığını bir tek ben ve arkadaşlarım biliyordu. Eğlendik. Çok eğlendiniz bravo. Şurada biz neler çektik ne heyecanlar yaşadık şurada. Sana ama ceza vermek lazım bu arada. Sorarsa ben ceza verdireceğim sana. Paul baksana 50 sterlin aldım o da dersini aldı. Craig kafasını sallıyor. Yani kendisine saygısı olan hangi kadın bir adamın öyle bir şey yaparken videosunu çekmesine izin verir ki? Tabii fikirde kesin onundur zaten. Pardon bunun neresi komik? 4 gece önce neredeydin? Şimdi ben onunla bir şey yapmayacağım. Bir önce şunu da bir sorayım da. 4 gece önce ben onu bir öğreneyim ondan sonra. Craig uzağa bakarak gülüyor. Geç bunları ya. Gemma Dream olayı hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Carly'yi buraya çağırmadan emin olmayacağım tam olarak. Kanıtla neredeydin? Craig öne eğiliyor ve kaşlarını çatıyor. Hiçbir şey kanıtlamak zorunda değilim. Shutterland başını eğip not alıyor. Daha iyi bir yanıt bulman gerekecek ahbap. Craig bezgin bir şekilde bakınıyor. Dışarıdaydım. Nerede? Dışarıda işte. Kiminle? Kimse. Kulağa iyi gelmiyor değil mi? Craig peki. Shutterland bekliyor. Craig bıkmış bir şekilde iç çekiyor. Müzikale gitmiştim. Shutterland gülümsemesini bastırıyor. Craig ters ses bakıyor. Müzikal mi? Craig sert bir bakış atıyor. Bu arada aynen harbiden. Evet. Gay falan değil. Sadece Stephen Sondheim'ın müzikal dehasına saygı duyuyorum. Stephen Sondheim nasıl okunuyor bilmiyorum. Delikanlı gibi. Delikanlı gibi demesi. Telefonla. Şey tabii Craig oturduğu yerde sinirle öne eğiliyor. Bakın size söyledim. Gemma Dream'in ölümüyle ilgili hiçbir şey bilmiyorum. İsterseniz tiyatrodaki güvenlik kamerası kayıtlarını kontrol edin. Ya da minibüsümdeki araç kamerasına bakın. Yakınından bile geçmediğimi görürsünüz. Shutterland sana bakıyor.
Görüşme sonrası söylediklerim doğrulana kadar burada tutulacaksın. Bu iş burada bitmedi. Ben tutuyorum yine de onu. Üzgünüm. Tutacağım. Craig gözlerini deviriyor ve ayağa kalkıyor. Yapmasaydım böyle bir şey başım belaya girmezdi gerizekalı. Çok sürmez. Umarım. Uyarırcasına şatelende parmağını doğrultuyor. Bir de böyle konuşuyor. İşim gücüm var kardeşim. Chatelain sahte bir şekilde gülümsüyor. Var ya ne ben ne Chatelain. Bu sorguladığımız anlamın hiçbirine ters gidemiyoruz. Herkes bizim ağzımızı ediyor. Craig sahte gülümsemeyle karşılık veriyor. İyi. Craig gidiyor. Gemma Dreamcall'i değilmiş. Müzikalde olduğuna inanamıyorum. Bunu diyeceğim yani şu onun konuşma sırası değil. Evet, Crane'in hikayesi epey inandırıcı. Yani Carly Wheels'in olayla alakası yok. Chatelain iç çekiyor. Abi Carly Wheels mi ne? Ona ulaşırsanız her şey açığa çıkacak. Bunu da ben mi söyleyeyim? Kurbanın kimliğine dair ipucu bulduk sanmıştım ama en başa döndük. Maalesef. Maalesef yani. Vikram'a bir sorayım. O sırada istihbarat. Haberler kötü. Gemma Carly değil. Yani... Craig'in Stephen'ın hayranı olma ihtimali var mı? Nereden bildin? Onlarla alakalı bir bıçak bir şey olabilir. Duydum galiba biraz kendimizi kaptırdık. Biraz araştırdım. Daha önce görmüş olmam gerekirdi açıkçası. Carly Brentwood'da yaşıyor. Gemma'nın Chelsea'deki sızılan adresinden 25 km uzakta. Ayrıca Carly haftada 6 gün kuaförde çalışıyor. Olmayan fen sen ayda 60 bin sterlin kazanıyorsan öyle bir iş yapmazsın. Craig'in savunmasını kontrol ettin mi? Müzikalde olduğuma inanmakta zorlanıyorum dedim. Atlayıp Craig'i... Tıraş bıçakları sahte dekoru, orijinal Sweeney Todd setinde kullanılan birebir kopyası. Oha! Severdim açıkçası o filmi. Neyse. Tamamen körler zarası oldukları söylenebilir. Ne tesadüf dedim. İstihbarat. Söz konusu geceden bunu buldum. Anlaşılan bizim Craig biraz tiyatro meraklısıymış. Craig'in minibüsündeki araç kamerasını da kontrol ettim. Son zamanlarda hem Steve Heath'in yakınından bile geçmemiş. Ne kadar net bir görüntü. Bilgin iPhone'la çekilmiş yani. Galiba yine çıkmaza girdik. Gerçekten bir şey bulduk sanmıştım. Atlayıp. Söylemede edemeyeceğim dedektif bu komikti. Craig'in menzileti doğrulandı ve tıraş bıçakları temiz salalım gitsin. İstihbarat. Olur böyle şeyler devam ediyoruz yakışıklı. Carly ara Craig'e karşı intikam pornosu davasını tekrar açmak istiyor mu bir arayalım. Hah tamam bunu yapalım. Katılıyorum. Tamam güzel. At biraz ileri. Atlayıp'a bir şey diyemiyorum. Gitmiş. Karakterimiz için teşekkür bile etmedi. Engellenen konularda gelişme var mı? Gemma'nın engellediği konulardan bir şey var mı? Aynen biraz ona bakalım bari. Bir denerim ama bir çekerse şaşırma. Bir kere yüzüstü bıraktık zaten. Evet bu arada doğru zaten ilgilenmemişsiniz yani. Bağlantılarımı kullanarak Shropshire... Abi bu nasıl okunuyor burası ya? Shropshire ve Edinburgh'daki birkaç face page topluluk grubunda paylaşım yaptırdım. Gemma'nın ailesini... bulmak için büyük bir operasyon gerekebilir. Bella Rose haklıysa ve Gemma ailesiyle gerçekten de görüşmüyorsa son görüşmelerin üzerinden yıllar geçmiş olabilir. Gösterebileceğimiz bir fotoğraf yok. Olsa da tanımayabilirler. Bu arada hakikaten fotoğrafı da yok ki. Ama bir şey buldum. Olma Fels'in CEO'su ile bağlantı var. Ne? Nasıl yani? Fox Edinburgh'da yaşıyor. Aa! Bu tuhaf boyuk daireden çıkıyor tesadüf olabilir. Şunu söyleyeyim. Yani... Olma Fence Partisi ifşalandı. Sivil gazeteci Ella Thompson özel bir Olma Fence Partisi'ndeki şok edici tacizi açığa çıkardı. Aa Gemma işte Gemma burada. Olma Fence CEO'su Theodore Fox Olma Fence influencer arasında en çok kazanan %1'lik dilimdeki Gemma Dream ve Bella Rose ile fotoğraflandı. İkisiyle beraber. Gazeteci Ella Thompson özel Olma Fence etkinliğinde garson kılığına girmeyi kabul ettiğinde ortaya çıkaracağı tacizin boyutlarını düşünememişti bile. Önce CEO Theodore Fox tarafından düzenlenen etkinlikle çalışmak için yeterli çekicilikte olup olmadığı belirlenen Ella, Olma Fence çalışanları, üst düzey yatırımcılar ve Olma Fence'in en çok kazanan %1'lik kesimin katıldığı partide masalara hizmet etmesi için tutulan 120 erkek ve kadından biriydi. 6 saat boyunca kadın erkek ayırt etmeksizin çoğu çalışan elle tacizi, müstehcen yorumları ve 5 yıldızlı mekanın başka bir bölümündeki yatak odalarında akşam yemeği eşlik etme taleplerine maruz kaldı. Ella, asılan kişilerin Olma Fence içerik üreticileri olmadığını vurgulamak istiyordu. Çoğu en az benim kadar rahatsız görünüyordu. Theodore Fox beni kucağına çekmeye çalıştı. Reddettiğimde ilgisini içerik üreticilerini özellikle de internette seks işçiliği yapanlara çevirdi. Asılmalarına onlar da karşılık vermedi. Çok kötüydü. Olma Fence iddialar hakkında yorum yapmayı reddetti. Hani hiç görüşmemiştiniz? Adamı hemen geri getiriyorsunuz. Hemen. Hemen geri getiriyorsunuz. Theodore'u mu getirelim Bella'yı mı? Gemma'yla tanışmadığı yalanmış. Evet Bella da yalan söylüyor. Doğru.
Önce hangisi? Önce hangisi? Bak ikisine de daha sonradan gelebilecek miyim? Bakın ona göre şey yapacağım. Önce Bella'yı alıp Bella'dan bilgiler alıp o bilgiler ışığında Theodore'u suçlamak daha mantıklı geliyor bana. Önce Bella'yı almak istiyorum o yüzden. Önce Bella'yı alacağım. İstihbarata bir şey yazamıyorum. Şu an adli tıpa bir şey yazamıyorum. Ama tanrım, insanlar neden polise yalan söylemenin yanlarına kar kalacağını sanıyor ki? Kalmıyor işte. Benimle gel Sarah, gidip alalım. Hadi bakalım. Bella'yı aldık. Bakalım neler dönüyormuş. Onu da alalım. Ben o sırada sorguya giriyorum. Şimdi diyecek ki gizlememizi... bu karıyı ben istiyorum bu arada. Bu karıyı ben çok sevdim. Bella Rose benim bu hikayedeki favorim. Adın şey Bella Rose Latita Ward. Chatelaine parmaklarıyla masaya vuruyor. Doğum tarihin 05.09.1992. Chatelaine ona makalenin bir kopyasını gösteriyor. Açıklamak ister misin? Bella gergin gergin yutkunuyor. Bize söylemeyin, gizli bir parti dediler. Ben de söylemedim diyecek. Ama önemli bir mevzu var. Ben çünkü çok net bir şekilde bu insanların ikisiyle de yüz yüze görüşmediğini söyledin diye hatırlıyorum. Hayır. Chatelaine fotoğrafı işaret ediyor. Gel gör ki burada sıkı fıkısınız. Bella, göründüğü gibi değil. Öyleyse ne olduğunu ve neden bir cinayet soruşturmasına yalan söylemeye gerek duyduğunu açıklaman gerekecek. Bella tiksintiyle suratını buruşturuyor. Bir şey diyeyim mi? Sizinle uğraşamam. Ne? Sen neden memurlarınızdan birinin cinayet soruşturmasına bana yakınlaşmaya çalışmanın doğru olduğunu düşündüğünü anlasana. Konuşan o değil. Tamam haklısın da konu o değil yani. Konuyu değiştirmeye çalışma. Bella sessizce nefes alıyor. İğrenç bir şaka gibisiniz. Ne saklıyorsun Bella? Gemma'nın ölümüyle ilgili bir şey biliyorsun. Üzgünüm. Şunu söylüyorum. Gemma ve CEO hakkında yalan söyledin. Ne saklıyorsun? Anlamıyor musun yardımcı? Seninle muhatap olmayacağım. Bella sandalyede arkasına yaslanıyor ve kollarını bağlıyor. Şeytan, Bella boka batmış durumdasın dostum. Dostum falan değilim. Konuşmaya başlamak zorundasın. Yapma ya. Çok isterdin değil mi? Hiç ilerleme kaydedemediniz çünkü. Abi bir sakin olup bize yardım etsen. Senin konuyla bir bağlantı mı? Şüphe çekiyorsun böyle yani. Ben senden şüphelenmiyordum. Sen sakin ol. Bana yaptığınız muamele şok edici. Müdürü çağır, Sarah'ı çağır. Bella lütfen. Hangisini yapsam? Buna biraz kibar mı gitmek lazım, sert mi? Kibar gitmeye çalışacağım. Bella sana bakmayı reddediyor. Evet, birini çağıracağım. Müdürümü Sarah'ı mı çağırayım? Abi, müdürü çağırıyorum. Chatelaine sana kaşlarını kaldırıyor, odadan çıkıyor. Bella arkasından bakıyor. Temkinli bir şekilde sana bakıyor. Chatelaine müdür Fowler ile birlikte geliyor. Merhaba Latita Hanım. Bella Fowler'a ters ters bakıyor. Bella Hanım demenizi tercih ederim. Fowler oturuyor ve Bella'ya küçümsercesine gülümsüyor. Ben de baş dedektifime neden yalan söylediğinizi öğrenmeyi tercih ederim. Fowler başını eğiyor. Latita Hanım, neden adli yargılamayı etkilediniz? Bella öfkeyle bakıyor. Ne? Bu arada müdürün bizim tarafımızda olmayacağından şüphelendim. Kuzenini mi yeğenini mi ne çıkardığımız için ama yine bizim yanımızda gibi bilmiyorum. Yanlış yapan sizin memurlarınız, bana mesaj atan şu sapık. Fowler elini kaldırıyor. Evet evet, teşekkürler Latita Hanım. Şu anda konumuz bu değil. Fowler ellerini açıp masaya koyuyor. Gemma Dream'le ve Theodore Fox'la görüşmediğinizi söylemenizin sebebini soruyorum size. Bella, bu resmen saçmalık. Fowler elini masaya vurarak Bella'yı ve Chatelaine'i korkutuyor. Latita Hanım, bugün buradan hüküm giyerek ayrılmak istemiyorsanız sorumu yanıtlamanız iyi olur. Hadi konuş sen de ya, üf. Bella ters ters bakıyor. Siz şu yazıyı okudunuz mu ki? Fowler gözlerini deviriyor. Latita Hanım, okusaydınız herifin tam bir adi olduğunu bilirdiniz. Evet, biliyoruz zaten. O yüzden seni şu anda buraya tutmuş durumdayım. Bella iç çekiyor. Gemma ile orada tanıştım. Defalarca mesajlaşmışızdır. Ama onu gerçekte ilk defa orada gördüm. Maskesini çıkarmadı bile. Bella acı acı kafasını sallıyor. Adi herif denemedi diye değil bu arada. Chatelaine sana kaşlarını çatıyor. Nasıl yani? Bella iç çekiyor. Maskesini çıkarmaya çalışmış sanıyorum ki. Theodore Fox Gemma'ya sarktı. Vestiyerden kabanımı alıyordum. Kızı köşeye sıkıştırdığını fark ettim. Kulağına fısıldıyordu. Gemma o kadar rahatsız görünüyordu ki. Latita Hanım, Gemma maske takmıyor muydu? Bella gözlerini kısarak müdür Fowler'a bakıyor. Takıyordu dedim ya. Fowler abartılı bir şekilde kaş çatıyor. Rahatsız olduğunu nereden anladınız öyleyse? Abi anlaşılır bu arada. Bence anlaşılmaz mı, ne bileyim. Bella afallamış halde bakıyor. İnsanların suratını görmeden de rahatsız olduğunu anlayabilirsiniz aptal. Bu arada surat dediği şu kadar kapatıyor ya. Ve vücudundan da belli olur bence. Neyse. Sonrasında da söyledi zaten. Ne dedi? Yanına gittim. Taksinin beklediğini söyledim. Taksi falan yoktu. Theodore rahat bıraksın diye öyle dedim. Theodore 32 diş sırtarak geri çekildi. Gemma'nın maskesinin altından makyajın aktığını görebiliyordum. Kolundan tutup uzaklaştırdım. Theodore sadece güldü. Aralarında ne oldu? Theo ne yapmış anlamadım.
Aralarında ne oldu? Bella kafasını sallıyor. Gemma kendisine sarktığını söyledi. Onu ellediğini ve maskesini çıkarmaya çalıştı. Neden kimseye anlatmadın ama neden yalan söyledin? Tanrım çok kötü. Evet, bunu soracağım. Sadece görgü tanıysa niye söylemedin, tanımadığını söyledin yani. Bella acı acı gülüyor. Nasıl söyleyebilirdim ki? Theodore'un kulağına gitseydi, daha önce görüştüğümüzde size kendi işimin patronu olduğumu söylemiştim. Bu doğru. Böyle bir şey söylediğini hatırlamıyorum bu arada. Ha şey, OnlyFans için söylüyor, tamam. Bu doğru ama yine de tamamen OnlyFans'e bağlıyım. Theodore birini anlattığımı öğrenseydi hesabımı şak diye askıya alabilirdi. Bella parmaklarını şıklatıyor. Her şeyimi kaybederdim. Takipçilerim, gelirim, her şey. Çocuk büyütüyorum, ben geçimimi riske atamazdım. Son bir şey, neden Gemma'nın yasını tutmuyordu? Anlamadığım bir şey var. İlk görüşmemizde nasıl o kadar sakindin? Gemma'ya tanıyordun, öldürüldüğünü biliyordun ama yine de soğukkanlı davrandın. Şunu sorayım. İnan bana içim paramparçaydı ama bazen rol yaparsın. İşim bu. Harbi işi bu arada. Pekala, çok acıklı bir hikayeymiş Letitia Hanım. Ama soruşturmada önemli bilgiler gizledim. Fowler ceketini düğmelerini ilkleyerek ayağa kalkıyor. Sana resmi bir ihtar veriyorum. Efendim, bu durum resmi bir suçlama teşkil etmiyor. Polisin vaktini boşa harcamakla suçlayabilirim gerçi. Yine de mahkemeye çağrılırsan güvenilirliğini etkileyecek. Başını Bella'ya doğru eğiyor. Gelecekte işbirliği yapman için ders olsun. Bella hareketi hakarete uğramış bir şekilde gülüyor. Fowler Shutterland'e dönüyor. Bu soruşturmada kat edilen ilerleme ile ilgili eksiksiz bir rapor istiyorum. Ters ters sana bakıyor. Bana kalırsa fazla yavaş ilerliyor. Müdür Fowler gidiyor. Bella ayağa kalkıyor. Abi elimizden geleni yapıyoruz da ne yapalım yani? Bella ayağa kalkıyor. Shutterland, Bella bekle. Bella kapıyı çarparak çıkıyor. Shutterland öfkeyle sana dönüyor. Müdürü getirmek ne kadar harika bir fikirdi. Abi gayet harika bir fikirdi. Ağzından her lafı aldık. Honestly, I'm really stressed. I've just come from the police station. Unbelievable. These police officers, question after question, after question. I was there voluntarily. Yo. And they treated me like a criminal when they should be out there looking for the killer. Abart. Gayet iyi yaptık müdürü çağırmakla. Anlattı her şeyi, en azından öğrendik yani. Hiç de bir şey olmadı. Beni sinirlendirmeyin. Bella görüşmeden çıkar çıkmaz Shipper'da canlı yayın yaptı. Tanrım çok kötüydü. Sinir ettiniz. Yazı şok edici bulmaya çalışayım. Haberler kötü. Theodore hiçbir yerde yok. Kaçıp gitmiştir. Ortadan kaybolmuş. Al işte. Sen mi yaptın? Anlamadım ki ne yaptın. Yazı yayınlandığından beri ekibi tüm iletişim hatlarını kesmiş. Durum kötü. Durum acayip şüpheli. Ben Shutterland'a haber vereyim. Az önce Sophie anlattı. Bir şey yapmadan önce düşünmen lazım. Dünya artık değişti. Her hareketimiz dünya çapında. Binlerce insan tarafından dikkatle inceleniyor. Daha fazla hata yapmayın. Ben hata yapmadım. Ben o müdürü çağırdığım için bu kadın konuştu. Haberler kötü. Theodore ortadan kayboldu. Sophie bunu bulmaya çalışıyor. Ekrem, aa, niye arıyor beni? Detective? Ha? So, we've got a problem. Ne? I don't think it's Gemma. I've had a look at her pictures, her content. I've been analyzing it to the victim we've got right now, and she's a size 7. The victim we've got, she's a size 5 on her feet. Let me send you some pictures, and you tell me what you think. Hayatımda daha gerizekalı bir polis ekibi görmedim. Madem ki ölen kişinin Gemma olmama ihtimali var, nasıl olur da Gemma ayaklanıp bu kişi ben değilim, ben ölmedim demedi? Benim tek sorum bunlar. Zaten en başından saçtan ve maskeden bu ithamda bulunmanız bir tuhaftı. Ama ben bunu şu anda sorgulamayacağım. Şoktan çıkmaya çalışıyorum. Ölen Carly olabilir mi? Biliyorum biraz iğrenç ama geçen yine Jess'in ayağına bakıyordum. Ölüm sonrası şişmeye hesaba katınca bile. İyi bu arada. Çok kötü. Ayak numarası Gemma'nın fotoğrafındakinden farklı. Gemma'nın ayakları 40.5 numara. Bunu nasıl anladınız? Bunu bu fotoğraftan 40.5 olduğunu nasıl anladınız? Bir bana bir açıklayabilir misiniz? Gemma Dream gönderi paylaştı mı? Ne? Yaşıyorum.
ya. Sanal telefonumuz yeniden senkronize oluyor. Biri telefonu kullanmaya başladı az önce. Evet, telefonu arayacağım. Bağlıyorum. I'm Gemma Dream. Who the fuck are you? İnanamıyorum. Çok iyi bir senaryo bu arada. Efsane gidiyor şu anda. Kurguya, şeye, her şeye bayıldım. Böyle bir şey asla beklemiyordum bu arada. Ama zaten en başından baktığınızda kimin nesi ne olduğu, tam olarak neye benzediği falan asla sorgulanmamıştı. Aslında Gemma çıkmaması çok normaldi ama bize hiç bunun şeyini vermedikleri için hiçbirimizin aklına gelmedi yani. İnanılmaz gidiyor. Şu an 4. bölüm, aşırı şu an çok oynamak istiyorum ama mecburen çarşamba günü bekleyeceğim. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Ben yorumları okumuyorum spoiler almamak için ama siz de yorumlarınızı, düşüncelerinizi aşağıya mutlaka bırakın. En azından şey birbiri içerisinde konuşsun ama yine de spoiler veren birini duyarsam ya da görürsem kanaldan banlamak zorunda kalacağım, haberiniz olsun. O kadar net söylüyorum. Sizleri çok seviyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Dediğim gibi 4. bölümümüz çarşamba günü gelecek. Pazar günü normal kanalımızdaki bir video yayınlayacağım. Haftada 2 video ile gidiyoruz yani oyun olduğu müddetçe, haberiniz olsun. Öpüyorum sizi. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bye bye.